sevmiyorum değil de iyi anlaşamıyordu. Nasıl bilmiyorum yani. Böyle huzurları bakıyor mesela. Eskiden bir arkadaşım vardı Elif isminde ilkokuldan. İlkokuldan beri yoga yapıyordu. Yani yolun yolcusuydu. Kimse bilmez ki bağdaş kuruyordu falan. O bir stüdyo açtı. Ona gitmek istedim boyun ağrım dolayısıyla. Dedim ki yani Instagram'dan bakayım. Dedim Elif'i bulursam... Elif'i bulursam bana yardımcı olabilir diye düşündüm. Yani, işte arkadaş kontenjanından yardımcı olur falan filan diye. Ama Instagram'ını açar açmaz şeyi fark ettim yani. Biz liseden sonra Elif'le aynı hayatı yaşamamışız. Bu çok net. Beni uzun süredir görmemiş arkadaşlarım bir yerlerde görüştüğümüzde, karşılaştığımızda abi iyi misin? İşte bir düşük görünüyorsun. Üzerinde bir ölü toprağı var ama hayırlara gitsin falan gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ama Elif görüşmeyeli hayatında kaç tane üst üste doğru karar vermiş bilmiyorum ama böyle ışıyan bir Instagram'ı var yani. Hani mutlu, bu belli. Hani böyle bir sürü title edinmiş kendine. Yoga eğitmeni, bir şey koçu, işte iki kedinin annesi, dört kedinin süt annesi. Hayata dört ele sarılmış. Ben biliyorum ki ben Elif'le karşılaştığımda Elif benim ölü toprağımı alacak, onu eşeleyecek. Ölü toprağımdan kendine kaleler yapacak yani. Benim moda merkezdeki stüdyosunda şu şekilde karşıladı. Bayağı günde önünden 2 milyon kişinin geçtiği stüdyosunun önünde. Oha senin burada ne işin var? Hani sadece karşılaştığımız için bu kadar sevinebilen bir insan olmuş. Senin burada böyle habitatımı değiştirmişim gibi şaşırdı. Oha solungaçlar gitmiş, çok tatlı olmuşsun. Eşeğle mi yürüyorsun? Gel bak. Ben bu enerjiyle bir tur çarpıldım tabii ki de. Sonra içeri geçtik. Bana bir takım hareketler yaptırdı ve ofise geçip beklememi söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu yogacıların gökleri son zamanlarda çok kalktı. Hem fiziksel olarak hem manen. Bana çok yukarıdan ve kibirli konuştu. Şöyle şeyler söyledi. Akın, düzgün nefes almıyorsun. Duruşunda problem var. Ben 33 yaşında bir insanım. Ve her türlü eleştire de açığım. Ama durmak ve nefes almak. Sanki seneler önce halletmem gereken iki temel problemmiş gibi. Ayrıca çok dik duran insanları sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Böyle kendinden emin bir tavırları oluyor. Böyle yağmur yağacak, borsa düşecek. Siktir git bana. Bence hayatta herkes şüpheleri doğrultusunda birazcık kambur durmalı. Bu benim anlayışım. Ve geri adım atmadım, itiraz ettim. Belki de dedim siz yogacılar gereğinden fazla iyi nefes aldığınız için el alemin rızkını soluyorsunuzdur. Hiç bu açıdan baktınız mı? Çarptım kapıyı, çıktım. O kapıyı çarpamadım çünkü püsküllü kapılardan takmışlar. İçeride ne kadar büyük bir gerginlik yaşanırsa yaşansın, çıkarken barış dolu bir ortam oluyor. Şiling 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 şiling. Namussuzlar bilerek yapmışlar. Her türlü memnun ayrılıyorsun. Başka dertlerim var. Yengenizle biraz karışık durumlar. Uzun süredir karışıktı. Saçma sapan bir kavgayla patladı. Yemek yiyecektik, ne yersin diye sordu. Fark etmez dedim. Hayatta bütün kararları bana bırakıyorsun diyerek tartışma başlattı. Ben de konu gerçekten yemek zannedip en yakın kaleyi savunmaya başladım. İşte aşkım benim için gerçekten fark etmez. 2023 yılında gastronominin geldiği yerden çok memnunum. İnsanlık olarak nereden geldiğimizi düşünürsek hani en sikko tavuk döner ustasının elinde bile muskat görme ihtimalim var. Hani gerçekten Aa, konu tabii bambaşka bir şey falan. Hala bilmiyorum konu ne bu arada. Sonra seslerimiz yükseldi. Bağırıyorum, bağırmıyorsun. Benim sesim böyle, senin sesin böyle değil. Niye bağırıyorsun? Bağırma. Sonra birine anlık bir olgunluk giriyor. Neden bağırıyorsun? En son şeyi hatırlıyorum. Evden çıktı, kafam karışık, karnım aç. Böyle anlarımda genelde kumpir sipariş ederim. Size de öneririm. Çünkü hem karnınız doyuyor hem özgüveniniz tazeleniyor. Çünkü kumpir çok fazla karar vermeniz gerektiren bir yiyecek. Yani turşu olsun, Amerikan koyma, sosis olsun. Götünüz kalkıyor yani. İtalyan ayrılalım falan böyle bir. Gerçekten ilişki yürütmek çok zor benim için yani. Kafamı çok yoran bir şey. Eskiden böyle değildi. Eskiden 4 tane erkek arkadaşımla yaşıyorduk. Birbirimize her şartta onayladığımız, her şartta destek, seni sikin sağ olsun kadar böyle bir ortamımız var. Düşünsel olarak hiç zorlamayıcı bir ortam hayal edin yani. Böyle bilardo topları gibi düşünün. Sağa sola çarpılarak, savrularak bir hayat yaşadık. Ve sonra bir gün hepimiz birer delik bulup karanlığa gömüldük. Ya o kadar abartmayayım. Şiirsel geldi o yüzden söyleyeyim. Seviyorum. Sevgilimi seviyorum. Kız arkadaşımı seviyorum. Bence ayrılmadık bu arada. Hayatta hiç böyle bir yerde konumlandınız mı? Bence ayrılmadık. Ben ona göre yaşıyorum. Mesela bugün buraya gelirken Kadıköy'deki kalabalıklar içerisinde çok güzel bir kadının kokusunu içime çektim. Sonra ihtiyacı olan birine üfledim çünkü. Bence ayrılmadık. Yani. Ayrılırsak da canım sağ olsun. Ne yapayım? Yalnızlığın güzel yanları da var.
Yalnızlığın yaratıcılığı arttırdığı söylenir. Allah mesela en büyük örneği. Ya bir, bu arada biliyorum yani Allah her konuda en iyi olmasına rağmen hiçbir konuda örnek gösterilemez. Buna şirk diyoruz. Ve toplumun ahlakını bozmaya çalış, öyle bir resim çizmek istemem. Çünkü buranın adı çıktı ya öyle. Kadıköylü marjinal orospu çocukları toplumun ahlakını bozuyor. Öyle bir gücümüz olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de bu memleketin bir çocuğuyum. Dini eğitimimi aldım. 9 yaşına kadar bir Kur'an kursuna gittim. En iyi hocalarla çalıştım, öyle söyleyeyim. Sınandım da bu arada. Böyle boşa anlatmıyorum yani. Böyle sınandım deyince gerçeküstü bir kıssadan hisse anlatacakmışım gibi. Değil. Bayağı fani bir abim bir gün kurs çıkışı beni bir ağacın altına dikti. Yanıma da 4 arkadaşımı dizdi. Ve ilk olarak bana o soruyu sordu. Akın sen Müslüman mısın dedi. Ben de 9 yaşında heyecanlı bir Kur'an kursiyeri olarak evet ben Müslümanım dedim. Sonra benden sonraki 4 kişi elhamdülillah Müslümanız dediği için benim Müslümanım düştü gibi bir şey oldu. Ya bunlar yaşandı yani. Ya günün sonunda bilmiyorum. İyi bir Müslüman değilim bence ben. Evet. Değerlerine hakim, sahip çıkan bir insan değilim. Ama ben iyi bir insanım. Ben iyi bir insanım. Bizde aile öğretisi gibi bir şey bu zaten. Böyle 3000 senelik düşünce tarihinden damıtıla damıtıla benim ailem öyle fiş gibi bir şey kalmış. İyi ol hani. Bir tebessüm herkesin suratında. Irsi gibi herkes çok iyi. Enişten mükemmel bir insan. Teyzem harika. Babam milleti düşünmekten beyninde ur çıktı. O da iyi huylu falan. Aşamadığımız bir şey var. Gerçekten de iyi bir insan olduğumu düşünüyorum bu arada. Sorun Akın nasıl bir insandır diye. İyidir, naiftir, yardımcı olur falan filan. Bir takım firelerim oluyor tabii ki de insanız yani hani. Fire dediğim de işte diyelim bir arkadaşımın kan ihtiyacı var, kan grubum tutuyor ama. Bir uzanmışım ki evden. Çok mu ihtiyacı var yani? Cevdet güçlü bir adamdır ya, kanseri bensiz yener ya. Maçı mı yarım bırakayım? Ya iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama aranızda da varsa iyi bilecektir. İyi insanlar çok iyi bilecektir. İyilikle orospu çocuklar arasında çok ince bir çizgi var. Ben bazen bu çizginin neresinde olduğunu bilemediğim anlar yaşıyorum. Ne zaman dilenciyle karşılaşsam kendime olan inancım son derece sert bir şekilde sarsılır mesela. Ben saçmalıyorum. Şöyle ben yaşanıyor. Gelip bana diyor ki Allah razı olsun bir yardımcı olabilir misiniz? Şöyle bir surat yapıyorum. Yok yok. Daha mağdur olan taraf benmişim gibi şey. Yok yok. Bir yardımcı. Yok yok. Allah razı olsun. İyi. Lütfen. İyi. Baya karşılıklı dilenmeye başlıyoruz. O benden 1 lira istiyor. Ben ondan vicdanımı rahat bırakması istiyorum. Ve hasbel kadar bir tanesine para verdiysem daha da saçmalıyorum. Hasbel kadar bir tanesine para verdiysem daha da saçmalıyorum. Az önce arkadaşına verdim. Sanki tüm fakirler arkadaşmış gibi. Hangi arkadaşım? Köprü altı soğuk taş golecinden Ceyhun mu? Dilenci tabii ki de bu 200'lü suratı anlıyor ve böyle Allah'ından bul gibi bir hareket yaparak hayatına devam ediyor. Hiç tanımadığım bir dilenciye ayıp etmiş olarak hayatıma devam ediyor. Birazcık kibar olmak amacım bu kadar aslında. Daha net davranmak gerekiyor belki de bilmiyorum. Benim çok daha sert davranan arkadaşlarım var dilenci gördükleri zaman. Ben böyle dilenciyi geldiği yere backhandli yolluyan arkadaşım var. Daha 10 metre hemen hadi falan. Hıt git çalış falan böyle istihdam yalnız çıkışta. Allah razı olsun. Git çalış. Ama tek elim var. Part time çalışıyorsun. Ya en çok saygı duyduğum dilenci savma yöntemi şu. Yani buna geçiş yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş olgun bir insan olarak. Çünkü hissettiğimi en iyi yansıtan hareket bu. Hiç hareket etmeden dilencinin gitmesini bekleyenleriniz var. Buna saygı duyuyorum gerçekten. Çünkü hissettiğime en yakın şey bu yani. Bir yerde oturuyorsunuz gelip size işte neyse. Falan böyle bekliyorsunuz. Allah rızası için 1 liranız var. 1 lirayı geçtim ben yokum. Sen açlıktan halüsinasyon görüyorsun şu an. Bir gez dolaş kendine gel. Bu durmak. 1 liraya geçtim 20 liram var. Bazıları bozuk ama sana verebilirim. Benden bu çalışıyor. Durmak. Bunu hayatına bir saygı duruşu olarak kabul et. Fakirliğini özümsedim. Seni anlıyorum. Şimdi siktir gitme. Genelde bunu seyirci tamamlıyor nedense. Ben tamamlayınca ortamdaki tek orospu çocuğu ben oluyorum ama seyirci tamamlayınca daha bir seyirciyle bütünleşmiş oluyoruz. Sokağa da para atan bir insanım. Madem böyle bir vicdan muhasebesine başladım,
anlatayım da öyle tamamlayayım. Yani aptal saptal şeylere çok fazla para kaybetmişliğim var. Mesela böyle alkollü gecelerin sonunda metal bir makineye böyle 1 lira atıp bir biyonik bir elle ayıcık okşayıp çok kaybettim. Mesela bir tane bile ayıcığım yok yani. Yani ne işe yaradı bilmiyorum. Belki ayıcığa iyi gelmişti. Zor bir hayatı var çünkü. Sahte iPhone kutularıyla bir hapishanede yaşıyor. Hani metal ve soğuk bir elle de olsa birinin onu okşaması iyi gelmişti. Ya da boks makineleri. Şehrin dört bir yanına yerleştirilmiş boks makinelerinin birilerimiz vuruyor ki her yerde. Yani kimse evden çıkarken bugün boks makinesine vururuz herhalde diye plan yapmıyor. Hiç bambaşka bir gündeminiz olabilir. Güzel güneşli bir pazar günü arkadaşlarınızla belki kahve içeceksiniz. Aranızdan böyle rekabet seven biraz da şiddete meyilli biri varsa ki bazen ben oluyorum yani. Onun kadrajına giriyor. Abi bozukluğu var mı? Var. Sonra hiç bilmediğiniz makineye 1 lira atıp bütün gücünüzle vurmaya başlıyorsunuz. Ortamın gerginlik seviyesi bir anda artıyor. Vur vur bam bam bam. Sen de vur bam. Rekoru kırmaya çalışıyorsun. Kafa. O kesmezse kahveciye kadar yarış var. Demek ki bir işe yarıyor. Ben sokağa bir para atıyorsam karşılığını öyle ya da böyle almam gerekiyor. Ben o parayı boks makinesine değil de dilenciye vereceksem de ağzının ortasına da bir tane koyamadım. İyi misiniz? Okay. Sessizlikle aram iyi. Ben dediğim gibi düşük profilli bir insanım. Yani günün 4'te 3'ü falan sessiz geçiyor benim için. Bu nedenden dolayı bazı konularda çok iyiyim. Mesela cenazelerde çok iyiyim. Sıçratmadan gömereyim, ambiyansı kuvvetlendirmek için elimden geleni yaparım. İyi bir cenaze katılımcısıyım yani. Düğünlerde kötüyüm. Düğünlerdeki açığımı cenazelerde kapatmaya çalışırım çocukluğumdan beri. Ailemi gururlandırabileceğimi düşündüğüm platformlar, cenazeler. Katılamadığım her düğün için bir 3 cenazeye giderim. O Akın da gelmiş, helal olsun derlerine. Çok da gerek yoktu ama kimin çocuğu bu falan. Düğünlerde kötüyüm. Bunu bir örnekle anlatayım. Yakın zamanda kuzenim evlendi. Rize'de. Çünkü Rizeliyiz. Aksi takdirde çok saçma bir aktivite oldu. Merasim gerçekleşti. Yemek yendi falan. Sonra dans kısmına geçildi. Düğünlerde kötüyüm çünkü düğünlerde dans etmeniz konusunda size baskı yapılıyor. Hadi kalk sen de gel oğlum. Hadi oğlum bak gel. Sonra o şiddetleniyor. Bak ayıp ediyorsun. Herkes kalktı, teyzenler, halamlar, sen de kal. Ayıp. Bir insan dans etmesi konusunda yapılan baskıyı çok anlamıyorum. Etmemesi konusunda yapabilirsiniz. Abi dur artık. İnsanları rahatsız ediyorsun. Bokunu çıkart, atılacağız yani. Ama dans etmesi konusunda bir de o dansla böyle gözlerimi kapayım ve kimse beni izlemiyormuş gibi dans edeyim gibi bir dans değil. Horon yani. Hani bilmiyorsanız serçe parmağınızı kaybedebilirsiniz. Merkez kaçtan dışarı fırlayabilirsiniz. Teknik olarak biri gelip size diyor ki Akın gelip bizimle dans pistinde yapar mısın? Ben yapmak istemiyorum diyorum hani. İzliyorum falan. Aa çok ayıp. Neden gelip bizimle yap onu? Bunun onlarca cevabı olabilir yani. 6 milyon yıllık evrimimin sonunda durup düşünüyorum çünkü bir köşede ya. Ya dans dalga geçirecek bir şey değil bunun farkındayım yani. Ya isteksizliği yapılmaması gereken bir şey. Kimse gönülsüzce yaptığınız bütün danslar anlamsız hareketler bütününe dönüşüyor yani. Kimse böyle isteksizce şunları yapmamalı. Şunları. Anladınız. Belki o coşkuya katılamamışımdır kuzenimin düğününde Rize'de. Hayırlı olsun kuzenim evleniyor. Amcasının oğluyla hayatlarını birleştirme kararı aldı. Yani böyle akraba evliliklerine karşı bir yerde konumlanmak istemem bu arada. Zaten çoğu evlilik zaman içerisinde arada bir seviştiğiniz kuzeninizle birlikte yaşamaya dönüşmüyor. Hal böyleyken kuzeninizi çok uzakta aramaya gerek yoktur belki. Yani, hani amcanızın oğlunuzu gördüğünüzde kalbinizde kelebekler uçuşuyorsa sikin geçin bence de. Ama hayırlı olsun kuzenim evleniyor. Tatlı bir evlilikleri, hayatları olur umarım. Bir çocuk dünyaya getirecekler. Belki engelli. Canı sağ olsun. Yani. Zaten engelli olmasa bile öyle bir yetiştirecekler ki keşke engelli de olsaydım. Böyle nargile sipsisine bağımlı bir hayat düşünün. Sadece Bitcoin diye bilen bir Karadeniz var. Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. Ethereum, Ethereum. Subreddit, Subreddit. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Subreddit. Sonra bir gün Batum'da eskort kovalarken minik kalbi heyecana yenik düşecek ve
Ya o gün hayatta olursam onun da cenazesine gideceğim çünkü cenazelerde çok iyiyim. Yakın zamanda hiç üzerime vazife olmayan 105 yaşında bir akrabamın cenazesine katıldım. Zor bir cenazeydi yani. Beklenen bir ölümmüş. Hatta beklenip unutulan bir ölümmüş. Haberi şöyle aldık. Refik amca yaşıyor muydu? Öldü mü? Çok zor bir cenaze. Cenaze gibi değildi. Sanki birbirini uzun süredir görmemiş bir takım insanlar. Hani şehrin gürültüsünden uzak, yeşillikler içerisinde. Bir event gibiydi yani. Kimsenin sikinde değil. Hani asık bir tane surat görme ihtimaliniz yok yani. Hani ooo abi ne haber, iyidir. Baban ne yapıyor? Babamı gömdük ya abi, çok pardon. Yani sorup öğrenmeye çalışmama rağmen adamın neden öldüğünü bile öğrenemedim. Çünkü o yaşta bir insanın neden öldüğüyle kimse ilgilenmiyor. Bu adam için sigaradan öldü desek bu sigara içen insanlar için bir umut ışığı oluyor. Kaç paket içiyormuş? 3. Çok iyi abi. 2 içerim, 138'e kadar yaşarım. Stresten öldü diyemezsiniz bu insan için. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı hepsini içine attı. Anlat, kurtul be adam. Ben yine de elimden geleni yaptım. İyi bir cenaze katılımcısı olarak üzülmeye çalıştım yani. Konsantre olmaya çalıştım. Adamın yakamıza iliştirdikleri siyah beyaz bir fotoğraf vardı. Ona odaklandım. Acı dolu bir fotoğraf aslında. Gençliğine ait bir fotoğraf yani. Kaç yaşlarında bilmiyorum. Şu an bana biraz tipi benziyor. Bu siyah beyaz fotoğraftaki insanların yaşlarını tayin etmek konusunda genelde problem yaşarım. Size de oluyor mu bilmiyorum. Kendi öz anne babamın fotoğraflarına bakarken bile saçmaladığım oluyor. Aa anneciğim çok güzel çıkmışsın bu fotoğrafta. Kaç yaşındasın? 38 mi? Hayır 12 falan. Çünkü işte memuriyeti 7 yaşında başlamış ve erken sorumluluk almaktan hepsi bir vakur bakıyor böyle hani. Hani yaşımın hiçbir önemi yok. Ben bu hayata görevimi yapmaya geldim. Niyeyse annem bütün fotoğraflarda Çerkez etem gibi çıkmış. Ben öyle bir yani bir şımarık büyüdüğümü düşünüyorum. Ne olursa olsun 90 doğumluyum. Bence insanoğlunun en şımarık olduğu dönemlerden bir tanesindeyiz yani. Yan yağlarım var, trap dinliyorum falan. Öyle bir hayatım var. 100'e kadar gidebilir miyim diye düşünüyorsun böyle bir cenazeye katıldığında. Benim için zor. Yani çok iyi yaşayan bir insan değilim. Onun dışında çok sakar ve tez canlı bir insanım. E şöyle bir şey yaşayabilirsiniz. O gün Kadıköy'de gösterisine gittiğimiz çocuk. Vapur yanaşırken. Ayağını erken at. Yapma. Çok olası gerçekten. Ya ne bileyim. O gün bir tane çocuk. O şey Kadıköy mağarası orası. Bisikletle gidiyor. İşte ona seslendiler zannediyor. Sağına bakıyor. Ona seslenmemişler falan. Başıma öyle kötü bir şey gelirse kurtulmam zor yani. Ünlü falan olmam lazım. Ünlü olursam kurtarabilirim. Çünkü tıbbın geldiği son noktayı ünlülerden takip ediyorum. Öyle bir anlayışım var. Anladığım kadarıyla ya şöyle bir şey söyleyeyim. 2023 yılında yeterince ünlüyseniz bir şekilde ölünmeyebiliyor. Benim için tıp burada. İbrahim Tatlıses'ten önce. Kafasından Kalaşnikov mermisi yemiş bir insan için ben ölmüş mü diye sormazdım yani. Ölmediği gibi de çocuk yaptı bu arada. Süreci takip ettiniz mi? Nüfus planlamasına bir savaş açılmış. Yani bir tatlı ses eksilecekken artı bir tatlı sesle yola devam ediyoruz. Düşüncesizce yapılmış bu çocuk. Kafanıza Kalaşnikov mermisi yedikten sonra çok düşünecek vaktiniz olmamıştır herhalde. Refleksle Barış koyacağım adını falan. Ya da bir zamanların Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher. 9 senedir komada. Buradan kendisine şöyle kuvvetli bir moral alkışlıyorum. Kollamıyorum. 9 sene bayağı iddialı. Bitkisel hayatı 9 seneden daha süren birçok bitki var. Ama günlük hastane masrafları yüz binlerce doları bulabiliyormuş. O yüzden beni ilgilendiren bir durum yok yani. Hani aynısı benim başıma gelse. Akın Bey kayak yaparken kafasını vurdu. Yaşayacak ama böyle böyle bir masrafı var deseler. Hani yalandan bir istişare döner bunu biliyorum. Ne yapsak işte borsada bir para vardı ne oldu falan. Yani yüksek ihtimalle babam herkesten önce sözü alıp günlük 100 bin dolar mı? Biz Akın'ın acı çekmesini istemiyoruz diye. Şalteri kendi elleriyle. Gerek yok 3 çocuk yaptık. Hepsi pırlanta gibi.
Yok yok, böyle hiç tanımadığım insanların karşısında da babamı gömmek iyi hissettiğimi. Elinden geleni yapar. Babadır sonuçta yani. Yani bir paramız var. Borsada bir 10-20 bin dolarımız falan var diye biliyorum. Ya yine makineyi açtırırdık. Ama öyle yarım saatliğine falan böyle internet kafe mantığıyla. Aileye laf getirtmezdik yani. Oğlum bak açtırdık makineyi. Şu mahalle aynı makine. Bak hepimiz buradayız. Teyzenler geldi. O sevdiğim bir şarkı vardı. Söyleyelim mi? Ben bakıyorum 25 dakikan kaldı. Kim? Ayıldı mı diye mi sordunuz? Kenan Işık. Ha, ilgili soru aynen. Yok o da ayılmadı galiba. Kenan Işık ve Şumer dünyanın en pasif yarışını sürdürüyorlar şu an. Ama ben Türk olduğum için Kenan Işık'ı tutuyorum. Ama Şumer de yarış kaybetmeyi çok sevmez yani. Onu zor bir rakibi var ya. Ölümün her türlüsüne saygı duyuyorum gerçekten. Hayatta en saygı duyduğum şey olabilir. Ölüm hayatta anlamlı kalan şey benim için. Ya sahneye çıkmamın sebebi de en yakın arkadaşımın vefatı. Bana ölmeden önce senden bir sik olmayacak. Acaba sahnede hayatını anlatsan belki son umut gibi bir şey söyledi ve gitti. Son sözüydü. Son sözü değil tabii. En son bir de sikik dedi. Yok yok. Onurlu ve anlatmaya değer bir hikayemiz vardı. Bir aynı motor çetesine mensuptuk. Atatürkçü motor çeteleri var ya, Kemalist kaplanlar falan. Hala her milli bayramda mezarını ziyaret edip motorumla İzmir marşı çalarım. Yok şaka yapıyorum, böyle bir şey yapmadım. Ama onun anısını yaşatmak için sahneye çıktım, evet. Ama haklıydı. Gerçekten birçok iş yaptım ve hiçbirinde tutunamadım diyebilirim. Ya yani part time iş dünyasında star kabul edilebilecek yıllarım var yani, öyle söyleyeyim. Her türlü iş geliyordu bir ara. Zaten bir iş siz talep etmeden size geliyorsa ya çok kalifiye bir insansınızdır. Hani Akın Bey şirketimizin bu pozisyonda böyle boşluk var, değerlendirmek ister misiniz gibi. Ya da şöyle bir an oluyor. Abi böyle bir iş var ama hani bir bak yani hani. Gerçekten çok saçma işler yaptım. İşte inşaatta çalıştım, çim biçtim falan. Forkliftle tahta taşıdığım bir işte çalıştım bir dönem. Tahtayı taşıyorsunuz, geri geliyorsunuz ve bir sonraki tahta ihtiyacını bekliyorsunuz. Hani bir robot çıksa da işimi elimden alsa. Arkadaşım babasının gözlemecisi vardı Bodrum yolunda, otoyolda. O gözlemecinin önünde bayrak salladım. Siz durup gözleme yiyebilin diye. İnsanın aklına ilk şu soru geliyor otomatik olarak. Bu adam tabeladan daha mı masrafsız? Cevap veriyorum, evet. Çünkü vergiler çok yüksek olduğu için beni değerlendirmişler. Yüksek ihtimalle bir toplantı yapıldı. Gözlemeci işte CEO, CFO hepsi orada. Ciddi alınmış bir gözlemeci işte reklam, ajans hepsi orada bakıyorlar. Ekonominin hali ortada. LED zaten düşünemeyiz. Yani döküm tabelayla Akın arasında gidip geliyoruz. Şöyle bakıyorum CV'sine, çok güzel duruyor. Ve cisimleri tutabiliyor. Tamam diyorum ben. Fark ettiniz mi bu insanı hiç? Fark etmek için çok az vaktiniz var burada. Çünkü siz onun yanından 150 kilometre hızla Bodrum'a gidiyor oluyorsunuz. Orada beyhude bir çabayla gözleme. Ispanaklı peynirli. Beyhude bir çaba bu. Gözleme otoyolda patlıyor ses böyle. Karışık karışık. O sizin için daha çok gözleme falan gibi şey oldu. Ispanaklı. Teknik olarak bir sonraki gözlemecide durabilirsiniz ancak hani. Yanından geçerken şöyle bir an yaşıyor insan. O neydi lan? Hani... Bilmiyorum ama canım gözleme çekti. Dublörlük yaptım, bu da çok saçmaydı. Bir aile komedisinde sette çalışıyordum. Sonra Jön'ün yere düşmesini gerektiren bir ek sahne koyuldu. Ben de Jön'e götten benziyormuşum. İşte yere düşer misin abi? İşte beşinde paran yatacak derdi. Ben de çok mal, kendimi yere atacağım, para kazan. Kolay gibi geldi. Öte yandan da insanlık onurunun da yere en yakın olduğu mesleklerden bir tanesi dublörlük yani. Beşinde param yatacak da bir ününün canı acımasın diye kendimi koştum düştüm yani. Koştum, tekrar kendimi yere attım. Tekrar düştüm. Yönetmen bir noktada durdurdu. Beni yanına çağırdı. Dedi ki çok güzeldi.
çok güzeldi ama sanki böyle hayatta bir değerin varmış gibi düşüyorsun. At oğlum kendini yere. At at, hiçbir şeysin, unutma. Sonra Jön'e dönüp dedi ki siz iyisiniz değil mi? Vicdanınız falan zedelenme dönüp. Yok, şaka yapıyorum. Çok eğlenceli, güzel bir setti. Sonra yarak gibi film çıktı ortaya. Çok eksiğim var. Sahne için de eksiklerim var. Türkçe kullanımda sıkıntılar var. Biliyorum. bazı kelimeleri yutuyorum. Ne dediğim o aşağı yukarı anlaşılıyor ama bunu da biliyorum. Komik olanları yutmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani ne dediğim anlaşılıyor. Mesela benim mahallemden düzenli aralıklarla geçen bir eskici var. Onda ne söylediğini öyle harf harf anlamanız çok mümkün değil. Hatta hiç anlaşılmak gibi derdi yok adam. Belli ki müşterisi hazır yani. Hani beni bilen bilir gibi bir tavrı var daha çok. Yani halka ineyim, yaptığım işi bir tanımlamaya çalışıyor. Yani adam hayatında hiçbir şeyi değiştirmeden Fransa'da da aynı şekilde bağırarak çok güzel ekmeğini kazanır. Çünkü ne dediğinin hiçbir önemi yok yani. Hani belki Paris sokaklarında ufak nüanslar değişebilir, bilmiyorum. Eskiji yani. Eskili Galion. Eskili Varion. Ya da pazarda ürünlerini 1 liraya satmaya çalışan birini düşünelim. Lütfen. Hiçbir zaman şöyle bir şey söylemez değil mi? 1 lira. 1 lira. Kilolar. 1 lira. Onun yerine hayatını kolaylaştırıcı bir yöntem tercih etmiştir. Der ki bir lira, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. Belki gündelik hayatına bile yansımıştır. Aynı pazarcıyı düşünelim. Pazarcının Dilara isminde bir kızı olsun ve Dilara kaybolmuş olsun. Annesi ve babası bir parkta Dilara'yı arıyor olsunlar. Annesi beyhude bir çabayla Dilara, kızım, Dilara. Dur, hanım işleri zora sokuyorsun. Lara, 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 lara. Buradaymışsın babacığım, çok korkuttun bizi. Abini yeni kaybettik. Acısı çok taze. Çok taze. Çok taze. Mahallemden geçen eskici artık mahallemden geçmiyor. Çünkü kazandığı paralarla kendinize ikinci el kıyafetler satın alabileceğiniz bir retro dükkanı açtı. Geçen gün ziyaret ettim. Bir tane tişörtü çok sevdim. Bunun bedeni var mı diye sordum. Var ama kim bilir nerede gibi cevap verdi. Çok doğru. Bunu bir Mango'da, Zara'da falan duyamazsınız yani. Orada bunun bedeni var mı diye koşuşturan onlarca insan, özellikle indirim zamanları ortalık savaş alanına dönüyor biliyorsunuz. Bunu bir ihtimal savaş alanında da duyabilirsiniz bu arada. Kopmuş bir kafayı komutanına götürüp, komutanım bunun bedeni var mı acaba? Ben 33 yaşındayım. ...33 yaş böyle şey gibi... ...Z raporu gibi bir yaş benim için şu an yani... ...bazı hayallerimle falan artık vedalaştım yani... ...ne yapacağım... ...belli bu saatten sonra... ...basketbolcu olamayacağım mesela, çok isterdim... ...çocukluk hayalim basketbolcu olmaktı, bunu söyleyeyim... ...sabah kalk koşardım falan... ...o kadar ama... ...üzerine koymak gerekiyormuş, haberiniz olsun... ...sabah kalkıp İbrahim Kutlu... ...diye koşmak yetmiyormuş... ...daha teknik ayrıntılar varmış... ...dünyayı gezemeyeceğim... Bu bir hayal değildi benim için aslında. Dünyayı gezmek biraz... Bir hayaliniz yoksa size atanıyor gibi bir şey oluyor. Böyle... Doğru mu? Vizyonsuz bir hayal gibi yani. Ben lisede bana sormuşlardı bir hayalim var mı diye bir toplantıda. Bir şey toplantısında, şenlikte. Hayalim yok dedim. O zaman size dünyayı geziyorum. Yani... Bana bir sikko bir hayal gibi geliyor. Tam da kanıtlayamıyorum ama... Böyle yaşadığım topraklarda 5 duyu organımda kendime bir hayal edinemedim. Belki Uruguay'ın bir köyünde kendimi tamamlayıp... Anal seks yapmadan öleceğim herhalde. Konuyu buraya getirmeye çalışıyorum biraz. Daha genç işi gibi çünkü. Yani böyle ilk analını kırkından sonra yapmanız var mı öyle şey? Lokalde arkadaşlarına heyecanla anlat. Dinle dinle, başıma ne geldi bugün? Yaşamamışız oğlum. Bazı düşen suratlar görüyorum. Kusura bakmayın. Ben 6 senedir sahnedeyim ve... Bir takım içeriklerin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Değerlerimiz var, din, devlet, bayrak, devlet insanları vesaire. Anladığım kadarıyla anal seks de bu kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Ağzından çıkar çıkmaz şöyle suratlar oluyor. Abi gerek yok be abi. Ne gerek var abi? Eğlenmeye geldik.
Tadımızı kaçırıyor. Ya, Amerika ile burası bir değil falan. Yapmadım bu arada. Yani rahatlayabilirsiniz. Akın asla. Anal seks yapmadım. Size bir anal seks hikayesi anlatmayacağım. Bir kere teklif aldım, bu kadar. 19 yaşındaydım. Daha önce yaptım mı? Yok, yapmadım. Sen yaptın mı? Yap. Bu kadar. Dağıldık. Ve teklifi aldığımda hissettiğim şeyi söyleyeyim. Çok mutlu oldum önceki. Mutlu oldum ve gurur duydum. Çünkü 19 yaşında kabuğunu kırma konusunda ciddi problemler yaşayan memur aile çocuğu Akın Aslan anal yapacak. Bu gurur verici bir şey. Ben bunu uygun bir dille anne babama anlatsam onlar da gurur duyarlardı. Bundan eminim yani. Sadece öyle bir dil yok. Hani o kadar rahat bir ailem yok. Genelde böyle ne bileyim zengin çocuklarında falan olur ya, babamla her şeyi konuşabilirim karşılıklı, o kokain falan. Benim daha standart bir ailem var. Standart dediğim şu yani, birbirlerimizin hayat tecrübelerine saygı duymuyoruz. Birbirimizi sadece seviyoruz yani. Yoksa ben bunu uygun bir dille belki babama anlatırdım. Bunun bir yolu olmalı yani. Belki onların köyünde anal demiyorlardı da. Beri gitmek diyorlar. Oğlum söyleseydin ya, beri gitmek deseydin ya. Dayım da beri giderdi, hastalık kaptı. Şapka takıyor musun? Ya aklıma geldi, anlatıyorum. Anal seksle hiçbir bağım yok yani. Yani. Hatta bana işin doğrusu iğrenç geliyor yani, öyle söyleyeyim. Ama konusundan da bahsetmenin bir zararı olduğunu düşünmüyorum yani. Hani konuya girmesi bile bu kadar zorken. Yapanlara Allah kolaylık versin. Ama ben ya hani bazılarınız için normal, ne bileyim. Var mı aramızda anal seks yapıyor? Yanlış mı? Yanlış bir yerde interaktif başladı değil mi? Var, biliyorum bazılarınız için çok normal. Heyecan arayan çiftler anal yapıyor. Geyler düzenli anal seks yapıyor tabii ki de. Mutasip aile çocukları çatır çutur. Sağır ve dilsizler düzenli olarak yanlışlıkla anal seks yapıyorlar diye tahmin ediyorum, emin değilim. Yani. Aşkım orası değil. Duymadım, görmedim. Biri uyarana kadar böyle. Belki işaret diliyle. Orası değil. Seyirci uzaklığı bu kadar şeyken, azken hani böyle kuzenleri topladım, anal seks anlatıyor öyle bir samimi bir ortam olunca biraz beni de gerdi. Gerginlik yaratıyor, evet. Bunu böyle Netflix'te yabancı bir erkek komedyenden dinliyor olsaydınız, bunlar İngilizce anlatılıyor olsaydı bu kadar gerilmeyecektiniz. Bunu biliyorum. We fuck the wife, oh motherfucker. Buna, çünkü dil kültür ilişkisi başka, kadın erkek ilişkisi başka bir yerde. Bunlar çok daha kabul edilebilirdi. Ben böyle Orta Doğulu kavruk tenli bir Türk erkeği olarak bir sikim desem enkaz derece alıyorum. Bunun farkındayım yani. Çünkü insanlar bu topraklarla sikleriyle kötü şeyler yaptılar. Ortalama bir sik iyi temsil edilmiyor. Töhmet altında sikim. Belki çok komik ve efendi hikayelerim var. Anlatmaya dilim varmıyor. Yani konu bazında ambargo konmuş gibi hissediyorum. Üzücü yani. Yine de çok merak edenleriniz için... Ufak bir anekdot, şey, sünnetteki bir hata dolayısıyla hafif sağa bakıyor şöyle. Buruk bir gülümsemesi bakıyor. Zümrüt de yıllık fotoğrafı çektiriyormuş gibi. Buruk, çünkü töhmet altında. Kavruk'tan dedik. Anal dedik. Bir Kürtler diyelim mi o zaman? Bu konuda söz söyleme ehliyetim var. Baba tarafı benim doğulu. Tunceli doğumlu babam. Başta Rizeli olduğumu söylemiştim. Favori iki etnik grubum değil yani. Bunu biliyorum. Yüksek ihtimal benim tipimi belirleyen genotip fenotip savaşı bile kanlı geçmiştir. Hani böyle kıvırcık olacak, burnu uzun olacak. Çok iyi anlaşmıyor. Bunu biliyorum. İnsanlara da garip geliyor. Şaşıran çok oluyor yani. Böyle polis çevirmelerinde falan çok şaşıran oluyor. Hani o tarafın insanı o tarafın insanından çok kız alıp vermez ama falan.
Yok, kafatasçı bir Sherlock Holmes gibi yaklaşanlar oluyor konuya. Ben ne diyeyim bilmiyorum. Şşş, sessiz ol, ben Dersin prensesiyim. Dünyaya barış getirmeye geldim ama şu an değil. Ailede de husumetler var yani. İşte eniştem ve amcam yıllardır politik görüş ayrılıkları dolayısıyla konuşmuyorlar. Ben ikisiyle de yıllardır konuşuyorum. Bence birbirleriyle konuşmaya hiçbir şey kaybetmiyor. Çok ilgilendiğim bir şey değil sözün doğrusu yani. Memleketçilik. Çok memleketçi bir insan değilim. Ama yani Kürt olduğumu da birkaç sene önce bir tane solcu arkadaşımdan öğrenmek istemezdim yani. Kürt olduğumu bayağı 20'li yaşların başında bir tane nerd solcu arkadaşımdan öğrendim. Nerd solcu deyince ne anladınız mı? Böyle Marksist tarihin derinlerine inerler, ortamlarında takılması zordur yani. Böyle niş katliamlar, kıyıda köşede kalmış işgaller. 67 niye diye hatırlamıyorum da abi. Hani beni bir sal yani. Ayrıca senin baban öldü diye katliam sayılmıyor. Hepsini çok seviyorum, saygı duyuyorum. Ya burada böyle bir genelleme yapabilirim kendim için en azından. Solcular, büyük saygı duyarım. Ortamlarında eğlenmem, eğlenemiyorum. Sağcılar çok eğlenceliler ama saygı duymuyorum. Hani... Ama eğlenceliler yani, onu söyleyeyim. Hani çünkü etik değer yok, omurga yok. Keyfe keder yaşıyorlar genelde bile. Doğru etin peşindeler, en iyi kebabı yerler falan. Nerd solcu arkadaşım dedi, bir bak sende Kürtlük olabilir diye. Gerçekten araştırdım, benim babamın köyü Kürtmüş yani. Kürdüz, evet. Bazı şeyler oturuyor böyle. Nisan ayı gelip az güneş çıktığında kapkara olmam. Böyle lisede müsamere gereği şalvar giydirmişler de cuk oturdu falan böyle. gibi bir şey. Bir an yaşadım yani. Ve bunu öğrendikten sonra gidip ziyaret etmeye başladım. Ne bileyim daha bir sahiplenici davrandım yani. Hani akraba, eş, dost bölgeye gittim. Çoğu hayatını kaybetmiş. Hayatta kalanlar, çok uzaktan akrabalarım. Hepsi tip olarak bana benziyor. Onların arasında turist gibi gezmek tam bir orospu çocuğu gibi hissettiriyor böyle. Aa, o acılar şu dağlarda mı yaşandı? Bir çay molası verip devam edelim falan. Sonra dedim hani ne bileyim sahneye çıkıyorum. Stand-up yapıyorum falan. Hani elimden bir şey gelir mi? O bölgede yaşayan insanların suratlarına ufak da olsa bir tebessüm kondurmak. Bana mı düştü? Görmek istedim. Ovacık'ta bir gösteri yaptım. 3 polis, 3 de insansız hava aracı izledi gösteri. Kaydetmeyi unutmuşuz sağ olsunlar, karakoldan yolladılar. Bakın biz kaydettik. Her şeyi kaydediyoruz zaten. Yani çok hareketlisin, yukarıda heronlar var, vurabilirler, dikkat edin. Bana oradaki akrabalarım şey dedi. Büyük babanı tanısaydın onun sana çok fazla anlatacağı şey vardı. Büyük babamı tanımadım ben. Ben doğduktan birkaç gün sonra hayatını kaybetmiş. Bu bilerek yaptığımız bir şey değil bu arada. Böyle bayramlardaki optimum kişi sayısını yakaladık ve bozmuyoruz gibi durmadan. Dede hakkını helal et, yengemin suyu geldi. Pardon. Tükürdüm ben. Ya ben doğmadan, doğduğumda işte hayatını kaybetmiştim. Tam 1930'lu yılların başlarına doğmuş. Dersim katliamına denk geliyor aşağı yukarı. Bazılarınız için Dersim olayları diye yumuşatabilirim. 13 bin kişinin öldüğü, 12 bin kişinin sürüldüğü Dersim olayları. Daha da rahatım. Dersim olimpiyatları diyebiliriz. Büyük babam Dersim olimpiyatlarında Sabiha Gökçen'e karşı yarışmış ve hayatta kalmış. Bilmiyorum. Gidip gördüm ve ilişkim bu şekilde. Ama yıllar geçti, bir sürü acı yaşandı. Geldiğimiz noktada Kürt bölgesi komedyenlerin ve komedinin cazibe merkezi haline geldi. Yani sahneye çıkan herkesin ağzında bir Kürt lafı duyabilirsiniz. İnsanlar sadece Kürt diyerek insanları gıdıklayabiliyor. Çünkü tabu, aşılabilmiş bir konu değil. Komedyenler bu gerginlikten yararlanıyor yani. Doğru mu? Bu gerginliği test etmek istiyorsanız oraların böyle şehir isimlerini, belde isimlerini söyleseniz bile ortam gerilir. Bir gün bunu test etmek istiyorsanız şunu yapın. Bir gün sorulduğunda modem şifrenizi şu şekilde kodlayın. Abi yazıyor musun? Evet. Karışık yalnız biraz. Yazıyorum, yazıyorum. Cizre, Cizre. Judy. Varto. Şırnağın R'si 82, Kerkük 83. Abi bağlandık da bütün tadımız kaçtı yani. Ya da Okan Bayülgen. Sert bir geçiş oldu farkında. Okan Bayülgen kızın ismini İstanbul koymuş. Neden bilmiyorum işte. İstanbul gibi kızım olsun. Marmara'yla her tarafına gidişim yok. Vardır bir bildi, bilmiyorum. Kızın ismini Silopi koymazsın mesela. Bir hayal edin. Devamlı bir gerginlik evde.
Silopi uyandı mı? Yok uyanmadı. Bırak da rahat rahat bir kahvaltı edelim Allah aşkına ya. Kızsan kızamazsın. Silopi dedim. Efendim babacığım, sokağa çıkma yasak. Ne bekliyorduk ki onu? İnsanlar da bu gerginliği kullanıp şakalar yapıyorlar. Çoğu bilmiyorum. Şakaların, Kürt şakalarının çoğu ötekileştirici. Kimsenin kötü bir niyet olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Gülen, yapan herkes eğlence peşinde. Yani hiçbirimiz ırkçı değiliz. Ama her birimiz birer taşıyıcı ırkçıyız bence. Yani ortamınızda böyle ooo kaçak elektrik, amına kodumun girdi, lastik yakıyorlar lastik. Böyle şakalar yapılıyorsa gülümseyip geçiyorsanız ırkçı olmadığınızı düşünmeyin. Taşıyıcı ırkçısınız. Yani ırkçılık hayatınızda hiçbir şekilde faaliyete geçemeyecek olabilir ama bulunduğunuz ortamda gayet güzel yeşerecektir ya. Bilmiyorum. Gerçekten konuya böyle bir tarafı tutan bir taraftan yaklaşmak istemiyorum. Sadece olan biteni gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ama bir yandan da duygularım var yani. Duygularıyla yaşayan bir insan. Böyle bir film izlediğimde etkilenirim, bir fotoğraf gördüğümde bütün günüm değişir falan. Müzikten çok fazla etkileniyorum. Güzel bir şarkı açıldığında modum saniyeler içerisinde değişir. Farklı bir insana dönüşürüm. Yani hiçbir zaman onaylamayacağım birçok cümle doğru bir ritim ve melodiyle bana sunulduğunda beyin filtrelerinden geçebiliyor. Yani özellikle rapte falan çok oluyor bu. Hani altına imzamı asla atmayacağım cümlelerden başlayıp kadınların götlerini tokatlamalıyız falan filan. Hayır katılmıyorum ama doğru bir ritim ve melodiyle verildiğinde tokatlamalıymışız gibi geliyor yani. Slap my bitch falan bütün gün. Ve diller de böyle. Dillerin de birer melodileri var. Ya bir Fransız konuştuğunda belki apayrı bir şey anlatıyor. Tavuk dönerci soruyor falan. Ama böyle bir entelektüel böyle tavuk döner. Ya da bir Arap konuştuğunda geriliyorum otomatik olarak. Biri ırkçılık yapacak şu anda yani. Ve ne zaman biri Kürt aksanıyla konuşsa da hep haklıymış gibi geliyor. Belki çok yanlış şeyler söylüyor, anlatabiliyor muyum? Vallahi abi çalmışım ama vallahi ihtiyacım vardı yani. Senin canın sağ olsun Servet. Neyi çalmışsın? Ben duymadım, görmedim. Vallahi çalmışım abi. Oğlum duymadım ki, değil mi? Sanırım bu akşamlık benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Thank you.